Abdülkadir Selvi Akşener Kılıçdaroğlu neden gözden çıkardı? ABD'nin Ankara Büyükelçisi Filek'in Türkiye'deki ilk ziyaretini İmamoğlu'na yapması, İngiliz Büyükelçi Çilkat'ın Kalibir İstanbul günü İmamoğlu'yla buluşması, ABD İngiltere'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu fikrinin oluşmasını sağlamıştı. Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki Cumhurbaşkanı adaylığı yarışında İmamoğlu lehine önemli bir destekti. Ancak ünlü İngiliz The Economist'in Erdoğan'ın muhtemel rakibiyle tanışın manşetiyle Kılıçdaroğlu açısından önemli bir adım geldi. Böylece muhalefetteki Cumhurbaşkanlığı rekabeti Türkiye'nin dışına taşmış oldu. Ama The Economist bence biraz acele etti çünkü Meral Akşener'den çok önemli bir hamle geldi. Akşener'den sürpriz çıkış Akşener, biz Cumhurbaşkanlığına yeni bir Sayın Erdoğan seçmeyeceğiz. Yani Almanya-Finlandiya Cumhurbaşkanı gibi adını bile bilmediğimiz, derleyici-toparlayıcı, bu ülkede herkesin Cumhurbaşkanı olacak bir kişi aday göstereceğiz, dedi. Oysa Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayının siyasetten gelme olmasını devleti bilmesi gerektiğini söylemişti. Oysa Akşener isimsiz bir cumhurbaşkanı adayı önerdi. İttifak sağlanamıyor. Kılıçdaroğlu Millet İttifakı orsaklarının orsak aday göstermesi koşuluyla aday olmak isteyeceğini söylemişti. Akşener'in açıklamasına Temel Karamollaoğlu'nun itirazına, Ahmet Davutoğlu'nun beyanlarına bakınca Kılıçdaroğlu ismi üzerinde ittifak olmadığını rahatça söyleyebiliriz. Demem o ki The Economist bu manşeti atarken biraz acele etmiş. İmamoğlu çizdi mi? Akşener'in bu hamlesi iki tarafı keskin bıçak gibi nasıl? Ekrem İmamoğlu ikinci Fatih ilan eden Meral Akşener'in güçlü desteği biliniyordu. Ancak bu isimsiz aday tarifi İmamoğlu'na da uymuyor. Akşener'in bu açıklamasını görünce yoksa İmamoğlu da çizdi mi diye düşünmekten kendimi alamadım. Çünkü Meral Akşener'in isimsiz Cumhurbaşkanı adayı tarifiyle yeni bir durum ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu'yla seçimin kazanılmayacağına inandığı için Akşener'in Kılıçdaroğlu'nu istemediği belli ama kim istediği konusunda kafam karıştı. Antalya in Davos out. Dünyanın ya da ülkelerin kaderlerini belirleyen anlaşmalar imzalandığı yerlerin adıyla anılır. Lozan, Paris, Cenevre, Londra, Zürih, Versay, Montreux gibi. Bir de uluslararası konferanslara ev sahipliği yapan yerler vardır. Son zamanlarda Dünya Ekonomik Forumu'nun toplandığı Davos gözdeydi. Bizim gündemimize Özel'le birlikte girmişti, Erdoğan'ın van çektiği bir daha Davos'a gelmem diyerek terk ettiği yerdi Davos. Ama son dönemlerde Davos eski cazibesini yitirmeye başladı. Hatta dünyanın savaşlarla, mülteci sorunlarıyla boğuştuğu, pandemi sürecinde hayatın durduğu bir dönemde Davos, fazla naif kalmakla eleştirilmeye başlamıştı. Diplomasinin nabzı attı. Tam da Rusya-Ukrayna savaşının patak verdiği bir sırada Antalya Diplomasi Forumu ise müthiş bir ilgi gördü. Zamanlaması da gündemi de %100 isabetli olunca diplomasinin nabzı Antalya'da attı. Böyle olunca dünyanın gözü Çavuşoğlu Başkanı'nda yapılan Lavrov ve Kuleba'nın görüşmesine çevrildi. Aynı zamanda Karabağ Savaşı'ndan sonra Ermenistan Dışişleri Bakanı'nın da katıldığı bir forum olması açısından dikkat çekti. Erdoğan'dan çarpıcı mesajlar Antalya Diplomasi Forumu'nun açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği mesajlar çok önemliydi. Dünya beşten büyüktür diyerek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yapısına isyan eden Erdoğan, Güvenlik Konseyi sistemi iflas bayrağını çekmiştir dedi. Dünyanın %40'ının temsil edildiği Rusya-Ukrayna savaşı gibi, Ukrayna'dan kaçan sivillerin durumu gibi, Lavrov Kuleba zirvesi gibi, Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'nın katılımı gibi dünyanın en önemli sorunlarına ev sahipliği yapan Antalya Diplomasi Forumu, gerçeklerin konuşulduğu bir zemin olması hasebiyle fantezilerin ele alındığı Davos'tan daha etkili oldu. Tam puan aldı. Obama ve Putin'in buluştuğu G20 zirvesine ev sahipliğiyle tam puan alan Antalya bu kez de Antalya diplomasi formuyla dünya çapında bir marka oldu. Dünya lideri olan Erdoğan'a ve çok tecrübeli bir dışişleri bakanı olan Mevlüt Çavuşoğlu'na Antalya diplomasi formunu düzenlemek yakıştı, emeği geçenleri yürekten tebrik ediyorum. Erdoğan'dan sağlıkçılara müjde var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doktorlarla ilgili sözleri burukluğa neden olmuştu. Pandemi sürecinin yükünü omuzlarında taşıyan sağlıkçılarımızı alkışlamıştık. Hekimlerimizi alkışlamaya devam ediyorum. Çünkü dünyanın en başarılı sağlıkçılarına sahibiz. Onlar her türlü takdiri hak ediyor. Ama sadece alkışlamak yetmez. Çünkü dünya çapında bir başarıya sahip olan hekimlerimizin gelirleri aynı şekilde değil. Aldıkları ücretler onların hak ettikleri ücretler değil zaten çok yoğun çalışıyorlar. Bir de maaşları yetersiz olunca son dönemlerde başta Almanya olmak üzere ciddi bir hekim göçü söz konusu. Bu kanamayı durdurmalıyız. Onun yolu da sağlıkçıların maaşlarına adam akıllı bir düzenleme yapmaktan geçiyor. 3. Müjde Bugün sağlıkçılarımız 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlıkçılarımızın uzun süredir beklediği konularda açıklamalar yapacak. Maaşlar 1. Hekim maaşları ile ilgili bir düzenleme vardı. Sağlıkçıların arasında adaletsizliğe yol açar kaygısıyla geri çekilmişti, yeniden düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlıkçıların maaşlarında yapılacak düzenlemeye ilişkin müjde vermesi bekleniyor. Şiddete karşı önlemler 2. Sağlıkçıların en ciddi sorunlarından biri maruz kaldıkları şiddet olayları. Sağlıkçılara saldırıyı dünyanın en vahşi saldırılarından biri olarak görüyorum. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ortak bir çalışma yaptılar. Bu konudaki düzenleme Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. Malpractice davaları. 3 Sağlıkçıların en önemli sorunlarından biri tıbbi hatalardan dolayı açılan malpraktis davaları. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, hekimler de hakimler gibi korunacak demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda önemli açıklamalar yapacak. Sağlıkçılarla ilgili davalara artık ihtisas mahkemeleri bakacak. Tazminat cezalarını ise sağlıkçılar değil devlet üstlenecek. Jesse ihtiyaç var. Bunlar önemli ve kalıcı düzenlemeler, işin yasal ya da maddi boyutları. Ama bir de Erdoğan'ın giderlerse gitsinler çıkışından sonra sağlıkçıların gönüllerini alacak bir jestine ihtiyaç var. Abdülkadir Selve Yaşar Süngü Emek ve Zaman Hırsızları Antik Yunan felsefesine batıya aktararak karanlık Avrupa'ya ışık olan en önemli filozof ve devlet adamı Cicero diyor ki, bilgisizlik insanın gönül rızasıyla istediği bir talihsizliktir. M.Ö. 106 doğumlu bir bilgin Cicero. 571 doğumlu son kılavuz Hz. Muhammed de cahil cesurdur diyor. 1821 doğumlu Dostoyevski de cahil olmak ayrı, pislik olmak ayrıdır demiş. Teknolojik değişimin dışında 2000 yıl önceki insanla bugünkü insan arasında hiç fark yok. 2000 yıl sonraki insanın da bugünkünden farkı olmayacak. Emek ve zaman hırsızları her zaman tarihte yerini alacak. Bundan 923 yıl önce yaşamış olan İslam filozofu Gazali de şöyle uyarmış öğrencilerini. Ey oğul! Terk etmen gereken dört öğüt şunlardır. Gücün yettiği kadar hiç kimseyle hiçbir mesele hakkında tartışma. Çünkü riya, haset, kibir, kin, düşmanlık, övünme ve diğerleri gibi her türlü kötü uyun kaynağı bu tartışmalardır. İlla tartışacaksan şu iki özelliğe dikkat edeceksin. Birincisi, doğrunun senin veya karşındakinin ağzından çıkması arasında senin için fark olmayacak. İkincisi, tartışmayı kalabalık ortamda değil, baş başa, tenhada yapacaksın. Bil ki cahiller, kalpleri hasta olanlar, alimler de doktorlardır. Eksik alimlerse tedaviyi tam yapamaz. Kamil alim de her hastalığı tedavi edemez. Ancak tedaviyi kabul edip iyileşmesini umduğu hastalıkları tedavi eder. Cehalet hastalığı dört çeşittir. Bunlardan ikisi tedaviyi kabul eder, ikisi etmez. Birincisi tedaviyi kabul etmeyen cahilin soru sorması karşı tarafı olan hasedinden ve öfkesinden ileri gelir. Senin yapman gereken ondan yüz çevirmen ve hastalığı ile ilgili onu baş başa bırakmandır. Tedavi kabul etmeyen ikinci grup, cahillerin hastalığı ahmaklıktan ileri gelir. Hazreti İsa şöyle buyurmuştur. Ölüleri diriltmekten aciz kalmadım da ahmakları iyileştirmek konusunda aciz kaldım. Ahmak kişi kısa bir süre ilim peşinde gider, bir şeyler öğrenir, daha sonra ömrünü ilim öğrenmekle geçiren büyük alimle yarışmaya kalkar ve ahmaklığından dolayı sorular sorup itiraz eder. Böylelerinin sorularına cevap vermekle uğraşma. Üçüncü grup cahil doğru yoldan gitmek ister, soruları da gerçekten yararlanmak içindir. Fakat hakikatleri anlama kapasitesi çok düşüktür. Bunlara cevap vermekle de meşgul olma. Dördüncü olarak tedavi kabul eden hastalığa gelince bu kişi öğrenmek isteyen akıllı ve anlayışlı haset ve öfkeye, arzularının, mevki ve paranın sevgisine mağlup olmayan kimsedir. Doğru yolun taliplisidir.'' Soru ve itirazın sebebi haset, inat ve imtihan kastı değildir. Bu kişi tedavi kabul ettiği için sorusuna cevap vermekle meşgul olmak caiz, hatta vaciptir. Sakınman gereken en önemli husus, insanlara nasihat vermektir. Çünkü bunda birçok sakıncalar mevcuttur. Ancak söylediğinle önce sen amel eder de sonra başkalarına nasihat edersen durum değişir. Bu konuda Hz. İsa'ya söylenen şu sözün üzerinde düşün. Ey Meryem oğlu, kendi nefsine nasihat et. O bunu tutup kabul ederse diğer insanlara o nasihat et. Aksi takdirde Rabbinden utan. Nasihat ettiği şeyleri kendi yapmayan ama başkalarına tavsiye eden böylelerinden kaç. Bunların yaptığı kötülüğü şeytan bile yapamaz. Kaçınılması gereken şeylerden biri de idareciler ve sultanlara yakın ve samimi olmaktır. Onlarla görüşmek, meclislerinde bulunmak, içli dışlı olmakta büyük bir mahzur vardır. Eğer böyle olmak gibi bir mecburiyetin varsa sakın onlara övgüler düzme. İdarecilerden gelen hediye ve ihsanları bunların helal olduğu bilinse bile kabul etme. Çünkü bunlara tamah etmek, sahip olma tutkusu, açgözlülük dini ifsad eder, bozar. Bunu yapmanın neticesinde yağcılık, iki yüzlülük ve zulümlerine onay vermek durumu ortaya çıkar. Bütün bunlarsa dinde fesadın, bozulmanın zuhur etmesidir. Onlardan gelen ihsanları kabul edip dünyalıklarından yararlanmanın en hafif zararı onları sevmektir. Din hususunda ve insan olduğunun akıbeti için bundan daha zararlı ne olabilir? Bazı insanların sana ondan gelen paraları alıp fakirlere dağıtmanın en uygun ve güzel yolu olduğu, aksi takdirde o idarecilerin bu parayı kötü yollara, günah işlere harcayacağı, senin zayıf insanlara harcamanın onların harcamasından daha hayırlı olduğu hakkındaki sözlerine de kulak asma. Melun şeytan birçok kimseyi bu vesvese yoluyla mahvetmiş, helake, yok oluşa sürüklemiştir. Kaynak dünyabizim.com, Mahmut Şevket Serik Gazali'den Eyoğul Hak yolcusuna öğütler Yaşar Süngü